Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinize sağlık diliyorum, iyi mesailer diyorum. Sağlık demişken, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sağlık çalışanlarının temsilcileri vardı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı, Başkan Yardımcısı, sağlık emekçilerinin, sağlık çalışanlarının meslek örgütlerinin başkanları ve yöneticileri ve sağlık çalışanlarının sendika başkan ve yöneticileriyle yaklaşık 2,5 saat süren bir çalışma toplantısı yaptık. Niçin yaptık? Şunun için yaptık. Gün geçmiyor ki sağlık çalışanlarına yönelik bir öldürme vakasıyla, bir cinayetle, kasten bilinçli bir yaralama olayıyla, kişinin hayatına, vücut dokunulmazlığına tehditle ve şiddetle karşılaşmayalım. Şu zannedilmesin, sağlık çalışanlarımıza yönelik fiziki şiddetler, darp, cinayet, yaralamalar sadece haber oluyor. Sözlü şiddetleri, sözlü hakaretleri, sözlü saldırılar da eğer haber olabilse her gün bu konuda yüzlerce haber duyacağız. Artık acil servis çalışanları evden çıkarken aileleriyle, çoluk çocuklarıyla helalleşerek evden çıkar hale geldi. Acil servisler ve yoğun bakımlarda özellikle olağanüstü bir şiddete maruz kalıyor sağlık çalışanlarımız. Ve inanın zerre kusurları yok. Kusur sistemde. Dün sağlık çalışanlarının temsilcileriyle bu sistemi masaya yatırdık. Daha 3 hafta önce Konya'da bir kıymetli doktor kardeşimiz Ekrem Karakaya cinayete kurban gitti. Tabancayla öldürüldü. Hastanede öldürüldü. Daha 2-3 gün önce Mersin'de, Tarsus'ta bir acil tıp doktoru arkadaşımız ağır darba maruz kaldı. Ne kadar daha seyredeceğiz, ne kadar daha buna göz yumacağız anlamak mümkün değil. Ve şunu çok net söylüyoruz, dünkü yaptığımız toplantıda Türk Tabipleri Birliği yetkilileri ve diğer sağlık çalışanlarının meslek örgütleri ve sendikalarıyla yaptığımız toplantıda şu kanaate de vardık. Şiddetin temel sebebi sistem. Sistem, şu andaki sistem, sağlık sistemi. Salt cezai hukuki yaptırım elbette yetmeyecek, bunu da biliyoruz. Cezaların artırılmasının tek başına yetmeyeceğini de biliyoruz. Ama buna ihtiyaç var. Evet, 12 Mayıs 2022 tarihinde hem 7406 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda madde numarasını ve diğer sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yaptık. Hatta sağlık çalışanlarına ekonomik olarak kısmi iyileştirmeler de getirdik. Hatta kısmi cezai yaptırımlar noktasında da bir adım atıldı. Ama bundan hemen sonrasında gördük ki cinayetler başladı. Darplar arttı. Sözlü saldırılar hak getire. Böyle bir tabloda olayı masaya yatırdığımızda tabloyu şöyle okumak ve değerlendirmek mümkün. Performans sisteminin masaya yatırılması lazım. Performans sistemi hekimle hastayı karşı karşıya getiriyor. Çok net. Ve siz diyorsunuz ki sistem olarak, siz diyorsunuz ki bakanlık olarak, devlet olarak, doktora, 5 dakikada bir hastaya bakacaksın. Olur mu kardeşim? 5 dakikada bir hastanın muayenesi tıbben, ilmen, bilmen mümkün değil. Bir hasta 5 dakikada muayene edilebilemez. Sen bir hastayı 5 dakikada muayeneye zorlar, bir doktora günde 80-90 hasta baktırmaya mecbur edersen, iş burada zaten, gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenmiş olur. Dün Diş Hekimleri Birliği yetkilisi şunu anlattı. Adam 3 gün evde diş ağrısı çekiyor. Diş ağrıyor ya, en pis ağrıdır böbrekten sonra. Randevu alıyor, 3. günde gidiyor, kanal tedavisi lazım, 15 gün sonraya gün anca veriliyor. Yani hastaya deniyor ki sen 15 gün bu ağrıyı çekeceksin. Bu olmaz kardeşim. Bu kadar her konuda övündüğümüz bu çağda, bu Türkiye'de 15 gün diş ağrısıyla git evde otur sonra gel diyemezsin. Bir hastayı 5 dakikada muayene etmeye doktoru zorlayamazsın. Ve sevk zinciri. Gerçekten karmaşık, kaotik bir hale dönüşmüş bir sevk zinciri var.
Ankara Yıldız'da, Çankaya Yıldız'da oturan bir vatandaş randevu istiyor. Ankara'yı bilenler bilir. Haymana Devlet Hastanesi'nde vatandaşa randevu veriliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yıldız'dan Haymana'ya gidecek, Yıldız'dan Polatlı'ya gidecek. Güya 5 dakikalık bir muayene için bu milletin, bu millete yapılabilecek aslında bir hakaret, saygısızlık. Devlet vatandaşa saygılı olmak zorunda. Sosyal devlet olmanın gereğini yapmak zorunda. İşçi sağlığı, iş güvenliği meselesi masaya yatması lazım. Sosyal Güvenlik Kurulu'nun yüksek faturaları. Vatandaş gidiyor, muayene tedavi vesaire neyse oluyor, yatıyor ediyor. Önüne bir fatura geliyor, cinnet getiriyor. Bu hiçbir şekilde şiddeti haklı ve masum göstermez. Vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Sağlık çalışanları bizim göz bebeğimiz. Sağlığımızın garantisi onlar bizim. Bir kusur arıyorsa vatandaş doktorda, hemşirede, sağlık çalışanında aramayacak. Sistemde arayacak, sistemde. Ve doktorların kamudan kaçışı. Doktorları kamuda tutabilsek vatandaş böyle bir mağduriyet yaşamayacak. Yani Çankaya'daki vatandaş Haymana'ya, Polatlı'ya muayene olmaya gitmek zorunda kalmayacak. Doktorları kamuda tutabilsek doktorlara 5 dakikada bir hastaya bak demek zorunda kalmayacağız. Doktorları kamuda tutamıyoruz. Ya yurt dışına ya özel sektöre. Sonra devlet hastanesinde kaçak doktor çalıştırıyoruz. Ve iktidarın, hükümetin, hükümet yetkililerinin ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlık çalışanlarına yönelik kışkırtıcı söylemleri de bu şiddetin temel faktörlerinden birisidir. Giderlerse gitsinler ne demek ya? Kimin yerinden kime giderlerse gitsinler diyorsun sen Erdoğan. Ve bunlar da sağlık çalışanlarını vatandaş nezdinde olumsuzlayan, devletin yapmaması gereken işler. Erdoğan'ın şunu demesi lazım. Doktorundan, cerrahından, uzmanından, pratisyeninden, hemşiresine, teknisyenine, laborantına kadar, hastanede paspas yapan kardeşimize kadar. Hepsi bizim göz bebeğimizdir demesi lazım. Bunu bekliyoruz. Ve aile hekimleri. Aile hekimi, 26-27 bin aile hekimliği var. Bir oda, bir küçük bina ya da bir iş merkezinde 2 oda. Al burada bir hemşireyle çalış. Güvenlik yok. İş yeri dokunulmazlığı yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ve acil servisler ve yoğun bakımlardaki yetersizlikler. Devletin yetersizliği, doktorun değil. Böyle bir tablo var değerli arkadaşlar. Hani cezai yaptırımlarla bu iş önlenmez, evet diyoruz ama bir şeyi söyleyelim. Dün arkadaşlar söyledi, sağlık çalışanları. Bir dönem, bir hafızamızı biraz canlandıralım. Türkiye'de bir kapkaç furyası vardı. Kapkaç. Her akşam televizyonda bir kapkaç kepazeliği ile karşı karşıya kalırdı. Sonra ne yaptık? Kapkaçın suç nevini değiştirdik. Sanıyorum darp niteliğine sokuldu. Ve kapkaç olayı kesildi. Demek ki oluyor. Demek ki oluyor. Bunu daha fazla seyredemeyiz. Efendim bu anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olur, şu olur, bu olur meselesi değil. Bizim mevzuatımızda bu tür düzenlemeler var. Sağlık hizmetlerine yönelik özel bir düzenlemeye ihtiyaç var. Şimdi 2 şey lazım. Bir acil ek caydırıcı önleme ihtiyacımız var. Bunun için yasal bir düzenlemeye ihtiyacımız var. 2, biraz önce kısaca anlattığım sorunların yani sağlık sisteminin bütünüyle masaya yatırılmasına acil ihtiyaç var. Dünkü toplantıda Türk Tabipleri Birliği, sağlık çalışanları, meslek örgütleri ve sağlık çalışanları sendika yöneticilerinin talepleri doğrultusunda onlardan gelecek bir metne de bağlı kalarak caydırıcılığı arttıracak bir kanun teklifini çalışıyoruz. Çalışıyoruz derken öyle haftalarca değil. Cumartesi gün bitireceğiz. Ve aynı şekilde bugün biraz önce sanıyorum verdiniz mi? Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 grup başkan vekilinin imzasıyla sağlık sisteminde yaşanan başta şiddet olmak üzere sorunların görüşülmesi için bir genel görüşme önerisini de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduk. Şimdi bu şu demek. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün 7. maddesi bize bu imkanı veriyor. Anayasamızın da 93. maddesi bize bu imkanı veriyor.
Bu şu demek arkadaşlar. Evet, meclis tatil, milletvekillerimiz yorgun, isteyen dinleniyor, isteyen seçim bölgesinde çalışıyor, ayrı. Ama Mersin'de 2 gün önce duyduğumuz bir olayı bir daha duymak da istemiyoruz. Konya'da yaşananı bir daha yaşanmasını Türkiye'de istemiyoruz. Sağlık çalışanların, özellikle de acil serviste çalışanların, yoğun bakımda çalışanların titriye titriye sağlık merkezlerine işe gitmesini istemiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'de yaşanan sorunların tek çözüm merciidir. Onun için biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni muhtemelen pazartesi günü bu konuları görüşmek, verdiğimiz kanun teklifini ve genel görüşme önergesini görüşmek üzere toplantıya çağıracağız. Bu kesinlikle bağcı dövmek değil. Buradaki niyet, atalarımızın söylediği şeyde söylüyorum, üzüm yemek derdindeyiz. Hükümeti yıpratmak, buradan siyasi bir çıkarım elde etmek peşinde değiliz. Toplum gerilmiş, biz burada artık sağlık çalışanlarının hak etmediği bu muameleye karşı devletin alması gereken tedbirlerin neler olduğunu devletin önüne koymanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi olduğu bilincindeyiz. Bakın değerli arkadaşlar, hep beyefendi övünür Türkiye'yi dünyanın en üste çıkmış, her bakımdan dünyanın birçok ülkesinden daha iyi bir noktada olduğu ile ilgili övünür. Bu resmi görenler vardır. Bu resim Avustralya'da ilan olarak duvarlara, billboardlara asılmış bir resimdir. Kamu spotudur, evet. Bu şudur. Şurada yazıyor, ben okuyayım. Eğer bir doktor, hemşire ya da sağlık çalışanına saldırmanın normal olduğunu düşünüyorsan bunu tekrar düşünmen için 14 yıl zaman veriyoruz. 14 yıl. Adam içeride. Doktora, hemşireye, sağlık çalışanına saldırmanın normal olduğunu düşünüyorsan diyor, bunu bir daha düşünmen için sana 14 yıl diyor. İşte bize bu lazım. Türkiye'ye bu lazım. Bu bile yetmez. Bu bile yetmez. Dediğim gibi sorunun kaynağı sistemde, ama sistemin yanlışlığından dolayı vatandaşlarımızın masum sağlık çalışanlarına fiziki, sözlü saldırıları asla ve asla kabul edilemez. Azami ceza yaptırıma da maruz bırakılmalıdır. Türkiye kamuoyunu, Yüce Meclis'in sayın üyelerini ve vatandaşlarımızı bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Doktora, hemşireye saldırmanın normal olduğunu düşünüyorsan bir daha düşün. 14 sene düşün. İçeride yat, düşün. Bunu bekliyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün beyefendi bir karar yayınlamış. Okuyacağım kararı. 6183 sayılı ammalacaklarının tahsil usulü hakkında kanun 51. maddesinin 1. fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2,5 olarak belirlenmesine 6183 sayılı kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir. 20 Temmuz 2022 Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Şimdi bunda ne var denebilir? Bunda şu var. Devlete olan borcun vadisinde ödemeyen vatandaş devlete aylık %1,6 faiz ödüyor idi. Şimdi bu da yıllık %19 yapıyordu. Vatandaşın devlete borcu var. Ödeyemezse yıllık %19 faizle ödeyecek idi. Bugün şu oldu. Beyefendi çaktı imzayı. Bugün artık vatandaşın devlete olan borcunu ödeyeceği faiz %24'e çıktı. 25'e. 2,5'tan 25, 30'a pardon. %30 ödeyecek. Erdoğan. 19'dan 30'a çıkardın. Merkez Bankası faizini 19'dan 14'e niye düşürdün? Özel banka, Merkez Bankası'ndan 14'ten para alsın, vatandaşa 27'ye kakalasın diye. Şimdi bu ne? Ha Erdoğan, o zaman şunu da yap kardeşim. Şunu da yap. Devletin vatandaşa borcu varsa durum ne? Tamam, kamulaştırmadan şuradan buradan devletin vatandaşa ödemediği, geciktirerek ödediği para var. Burada durum ne? Burada şu. Vatandaş alacaklıysa %9 faiz. %9 yıllık. Devlet alacaklıysa %30 faiz.
buna ne demek lazım? Vallahi ben bir kelime de bulamıyorum ya. Bulamıyorum. Çok sert söyleyince dava açıyor, bizden para alıyor, bir şeyler yapıyor. Ne diyeceğiz buna Erdoğan? Bu ne? Bu ne periz, bu ne lahana turşusu? Kel başa şimşir tarak. Vatandaşın ödemediği, ödeyemediği, senin kötü politikalarından dolayı ödeyemediği borcuna %30 faiz, alacağına %9 faiz. Allah'tan kork ya. Hakikaten Allah'tan kork. Bunun da kabul edilebilir bir yanı yok. Hakikaten ayakları yerden kesilince adam uçuyor. Ruhen uçuyor. Bedeni havada uçuyor. Uçakta anladık da. Bunun ayakları yerden kesilince ruhu da uçuyor. Halüsinasyon görmeye başlıyor neredeyse. Ne demiş? CHP'li belediyeler çalışmıyor. Yatırım yapmıyor. İstanbul'u böyle başıboş bırakamazdık. Aman bırak Erdoğan. Aman İstanbul'u başıboş bırak. Ya sen değil misin kardeşim? İstanbul'a ihanet ettik diyen sen değil misin? Neymiş şimdi belediyeler çalışmıyormuş. İlkokul, bırak ilkokulu. Kreşe giden bir çocuğa sorsak, kreşe giden bir çocuğa desek ki 10 mu büyük, 7 mi büyük desek, şöyle bakar, burada daha çok var der, 10 büyük der. Erdoğan, şimdi senin çalışmıyor dediğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, senin bütün engellemelerine rağmen, bulduğun dış kredileri onaylamamana, vize vermemene rağmen, engellemene rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda aynı anda eş zamanlı 10 ayrı metro inşaatını sürdürüyor. 10 tane. Birbirinden ayrı hatlar. Sen devlet olarak 7 tane yapıyorsun. 7 tane. Neymiş? Belediye, İstanbul Belediyesi çalışmıyormuş. Dedim ya, ayakları yerden kesilince beyni de kafa da yerden kesilir. Ya git Ulaştırma Bakanı'na sor. Metroları U yapmayı biliyorsun. M harflerini U'ya çevirmeyi biliyorsun. Şimdi bölmediğin bir şey kalmadı. Bölmediğin camileri, okulları, toplumu böldün. Yetmedi. İki tip metro var. U, M. Ayıp. Çalışmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 yıl içinde Avrupa'nın en büyük katı atık yakma tesisini yapmış. Bir tesiste İstanbul çöpünün %20'si bertaraf ediliyor. Ve bertaraf edilirken de 1 milyon 600 bin hanenin tüketeceği elektriği üretiyor. Sen 20 yılda ne ürettin devlet olarak? Ve aynı belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bizden önce İstanbul'da yeşil alan yok demişti Erdoğan. Dedim ya, bunları da genelde hep uçakta söyler bu. 3 yılda İstanbul'da yeşil alan miktarını 6 milyon metrekare arttırdı. Evraklar orada Erdoğan. Git bak. Gitmezsin tabii, onu söyleyeceğim şimdi. Ve yapılan kavşaklarla İstanbul trafiği nefes almaya başlıyor. Ve 60'ın üstünde kreş 3 yılda yapıldı. Sen devlet olarak yapamadın. Ve 2700 öğrenci kapasiteli 2022-2023 öğretim yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek öğrenim yurdu bitti. 2700 kapasiteden bahsediyorum. Ve Erdoğan, sen şimdi faizi sildim silmedim tartışması yapıyorsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 75 bin yüksek öğrenim gören öğrenciye 4500 lira burs veriyor. Senin gibi sonra faizini istemiyor ha, karşılıksız. Karşılıksız. Ve sen bu belediyeye çalışmıyor diyorsun. Üsküdar eskiden denizle birleşirdi yağmur yağınca. Üsküdar'ın karası deniz olurdu Erdoğan. 3 yılda 10 milyar 200 milyon TL'lik altyapı kanalizasyon yatırımı yapan bir belediye var. Bugün artık Üsküdar'da karayla deniz birleşmiyorsa bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Sayın İmamoğlu'nun vizyonlu belediyecilik anlayışının ürünüdür. Yok öyle artık kanalizasyon patlamaları, taşkınlar yok. Ve bir şey daha söyleyeyim. Belediye 801 milyon dolar bugün açıldı Ankara'da basına.
Türk parasına çevirdi çocuklar. 14 milyar TL'lik oyuncak çöplüğü. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı bu işte Ankara'da. Neresi orası? Anka Park. 14 milyar TL'lik dünyanın en büyük oyuncak çöplüğünü görmek isteyenleri de AK Parti döneminde yapılan ve çürümeye terk edilen oyuncak çöplüğüne bekliyoruz. Gidin bakın. Dinozor çöplüğü. Dinozor çöplüğü. Ve Erdoğan'dan bir ricamız var. Sen belediyelerimize gölge etme, başka bir isyan istemiyoruz. Senin kerametine, himmetine belediyelerin ihtiyacı yok. Gölge etme. Sen bulunan dış kredileri engelleme, takoz olma yeter. Şimdi 15 Temmuz şehitleri hepimizindir. Allah'ımdan hepsine gani gani rahmet diliyorum. Ve Saraçhane'de de bilindiği gibi o gece çok şehit verdik. Ve 3-4 senedir Saraçhane'de İBB anma etkinliği yapar. 3-4 senedir AK Parti İstanbul il yöneticileri de buraya katılırlar ve burada konuşurlar idi. Bu sene yoklar. Ama başka bir şey var. Erdoğan'ın İstanbul paranoyasını ben çok iyi anlıyorum. Niye biliyor musunuz? Erdoğan Yeni Kapı'daki 500 binlik mitingden Saraçhane'deki 5 binlik mitinge sert iniş yaptı. Ay'a sert iniş yapamadık ama Yeni Kapı'dan Saraçhane'ye sert iniş yaptı. Bunun gerilimi var. Bunun paranoyası var. Ve keşke bu çalışmıyor dediği belediyelerle ilgili tam belediyenin dibine kadar gitmişsin. Sayın İmamoğlu da seni çay içmeye davet etmiş. Bir gideydin ya. O da bu memleketin evladı ya. Bir git bir çayını iç. Ne var yani? Niye bu kadar ayrıştırıyorsun? Niye bu kadar bölüyorsun? Bir gidip çayını içseydin. Sana o da yaptıklarını yapamadıklarını anlatsaydı zarar mı ederdin Erdoğan? Ekrem İmamoğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan husumetini 16 milyon İstanbulludan çıkarma. 16 milyon İstanbul'un içinde AK Partili de var, CHP'li de var, herkes var. Senin de evin İstanbul'da. Ve hani kendisi hep derdi ya, bunların gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler. Onun devamı vardır. Bunun kalbi mühürlenmiş. Üzülerek söylüyorum Erdoğan, senin kalbin mühürlenmiş. Kalbindeki o mühürü aç. Biz düşman değiliz. Biz farklı siyasi partileriz. Millete, devlete, ülkeye hizmet noktasında hepimizin elbette talep açması gayet normaldir. Vatandaş neyi kimi takdir ederse de o da devletin başına geçer, hizmet eder. Fakat bir şeyi söyleyeyim. 500 binlik Yeni Kapı mitinginden 5 bin kişilik Saraçhane mitingine sert inişin seni bozmuş. Eksik olmasın, İstanbul Büyükşehir Belediye'miz o mitinge katılan sevgili İstanbulluların sıkıntısını gidermek amacıyla mobil büfeler kurarak tost, köfte, su, ayran vesaire hizmet verdi. Allah razı olsun. Bazı görüntüler gördüm. Bizim İBB'nin mobil büfelerinin önündeki kalabalık Erdoğan'ın konuşma yaptığı kürsünün önündeki kalabalıktan fazlaydı. Bunu da Erdoğan'ın kendi politikalarını gözden geçirmesi için kendi takdirine bırakıyorum değerli arkadaşlar. Bu arada iki güzel haber verelim. Bu dedim ya Avrupa'nın en büyük katı atık yakma tesisi şu anda çalışıyor. İki tanesi de yolda Erdoğan. Hizmet yapamıyor diyorsun ya belediyeler. İki tanesi de yolda geliyor. İnşallah onları da, inşallah diyorum, bu dönem bitmeden, Ekrem Bey'in 5. yılı bitmeden hayata ve hizmete geçireceğiz. Ulaştırma Bakanımız demiş ki, yap işlet devret sade beşli çeteyle değil, 30 büyük firmayla yapıyoruz. Yarışma var, ihale var, kim açığız, kim girer doğru teklif, düşük teklif verirse de İhaleyi o alır. Bizim bir müteahhit tercihimiz yok demiş. Kim demiş? Ulaştırma Bakanı demiş. Bu ne? Sayın Kara İsmailoğlu. Bu yazı Erdoğan tarafından sana yazılan bir yazı. Resmi yazı. Okuyalım. Tarihi falan da var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Recep Tayyip Erdoğan imza Cumhurbaşkanı. Bu yazı ne diyor biliyor musunuz? Hani Ulaştırma Bakanı diyor ya yarışma var, ihale var. Bu yazı diyor ki Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe otoyolu projesinin
Kınalı Malkara kesimini bu projenin dışında, ihalesi henüz yapılmamış, bu projeyi öbür projeyi alan firmaya diyor, genel müdürlüğünüz tarafından mevcut maliyet artış tavanının arttırılarak ilave işletme süresi ve trafik garantisi verilerek ve diğer ilgili hususların görevli şirketle müzakere edilerek mütabakat sağlanmasına mütakip sözleşmeyi imzalayın, ben uygun görüyorum diyor. Nerede ihale? Nerede yarışma? 10 milyarlık bir işten bahsediyoruz. 10 milyarlık bir işten. Kınalı Malkara. Ben gireceğim alacağım belki. Başka bir müteahhit girip alacak belki. Yok. Bu müteahhit alacak. Oturacaksınız. Geçiş garantisini arttıracaksınız. Süreyi arttıracaksınız. Buna vereceksiniz. Emir. Eskiden 26 mıydı? 26 B miydi? Neydi? Bir davet usulü ihale sistemi var. Efendim? 21 B. Biz buna çok kızardık. Şimdi 21 B'li yapın bari diyoruz ya. 21 B'li yapın bari. Bu da yok. Devletin bu dönemde çok niteliği oldu. Ama bir niteliği de hızla karakteristik hale geliyor. Bir niteliği. Bu da nepotizm. Akraba kayırmacılık. Devletin karakteristik özelliği oldu. Türk Hava Yolları. Benim de esasen başarılı bulduğum, Türk dünyada yiyecek içecek servis konusunda en başarılı havayolu firmalarından birisi. İnşallah bu özelliğini kaybetmez. Ama şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli çalışma arkadaşlarımız, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Başkanlığı'ndan personele bir tebliğ bu. Değerli çalışma arkadaşlarımız, İcra Komitesi'nin aldığı atama kararını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. Güzel. Sayın Seyit Mahmut Nebati'nin ikram ve uçak içi ürünler başkanı olarak atanmasına karar verilmiştir. Yeni görevlendirmenin ortaklarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz. Saygılarımızla Genel Müdür İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı. Buyurun. Buyurun. Maşallah. Nepotizm son sürat devlette devam ediyor. Ben de hayırlı olsun diyorum Sayın Mahmut Nebati'ye. Ama benim de evladım var. Okulu bitireli 2,5 sene oldu. Daha işi yok. Daha işi yok. Bu ne? Bu olmuyor işte. Bu olmuyor. Belki bu beyefendi Mahmut Bey bu görevin gerektirdiği niteliklere sahip de olabilir. Bu olmaz. Bu doğru değil. Yakışık almaz. Bunlara tamah etmemek lazım. Bunlara tevessül etmemek lazım. Devletin ciddiyetini korumak ve devleti, herkesin devleti, bir grup azınlığın, bir zümrenin, bir ailenin devleti yapmamak lazım. Devleti lekelememek lazım. Devlet hepimiz için kutsaldır. Devleti lekelemeyin. Çok teşekkürler arkadaşlar.